Manşete hoş geldiniz. Başlarken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Ve şu sözünü hatırlatıyoruz bir gazeteci olarak, bir basın camiası mensubu olarak. Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası yine basın hürriyetidir. Atatürk'ün pek bilinmeyen sözüdür bu ama demiştir. Böyle bir şey demiştir ve güzel bir laftır. Her ne kadar onun döneminde oldu olmadı, sonraki dönemlerde oldu olmadı veya eksik uygulandı, bu değil mesele. Fakat laf güzeldir. Bugün 10 Kasım. Fakat 10 Kasım'dan ziyade, Atatürk'ten ziyade yargı meselesi, yargıdaki deprem, kaos, kriz ne derseniz bu tartışılıyor. Fakat ondan önce, Atatürk'ü bitirmeden önce, yani 10 Kasım'la ilgili diyeceğim birkaç şey daha var. Atatürk'e şükran, Metropol Araştırma, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz diye sormuş. Anketinde, Ekim 2023 anketinde, daha yeni, geçen ay, %86 evet şükran duyuyorum demiş. Burada da partilere göre dağılım var. AKP'lerin %82'si, CHP'lerin %94'ü, MHP'lerin %92'si vesaire. Fakat enteresan bir anket, yani elbette şimdi buna bakıyoruz. %86 Atatürk'e minnet ve şükran duyuyor. Fakat önceden nasıldı bu oran? Önceden evet, gene Metropol Araştırma, Kasım 2021, yani tam 2 yıl önce, Atatürk'e bu ülkeye yaptıklarından dolayı şükran duyuyor musunuz diye sorulduğunda %92 evet duyuyorum diyordu. Yani 2 yılda oran %92'den 86'ya geriledi. 6 puanlık bir düşüş var. Keşke Metropol Ekim 2023'te, yani bugün bu anketi, Ekim 2023 itibariyle yaptığı anketi bugün paylaşırken %86 derken dünkü anketini de paylaşsaydı ve 2 yıl öncesine göre 6 puanlık düşüş var deseydi. Geçelim. Anıtkabir'deki tören, Tayyip Erdoğan'la Özgür Özel karşılaşmışlar. İlk defa tokalaşmışlar. Ve burada şeye baktığınızda, yani fotoğrafa baktığınızda, Özgür Özel tepkisiz, ifadesiz gibi duruyor veya öfkeli gibi duruyor ama karşısında gayet kendinden emin bir profil var Erdoğan. Esasen bu fotoğrafta dikkat çekici olan Özgür Özel'le Erdoğan'ın ilk defa fotoğraf vermesi de değil. Hemen sol tarafa dikkat edin. Yüksek yargı unsurlarının Erdoğan'a bakışı. İşte bu. Bu esasen tarihe geçecek bir kare. Soldan sağa baktığınızda Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, El Pençe Divan ve böyle bakıyorlar Erdoğan'a. Erdoğan da burada. Evet, esasen tarihe geçecek kare bu. Şimdi dönelim anayasa krizine. Maksat ortaya çıktı. Erdoğan uçakta gazetecilere, daha sonra da işte bugün de 10 Kasım vesilesiyle çıktığı kürsüde bu konuyu gündeme getirdi ve anayasa işledi. Yani bu iş dedi artık tıkandı. Bak, bu anayasayla olmuyor ve ciddi bir yetki karmaşası var. Dolayısıyla diyor, bu işin çözüm yeri anayasa. Mevcut anayasamız ve yasalarımız bu konuda yetersiz. Gerekirse diyor hepsini değiştiririz. Böyle bir tartışma bir daha ortaya çıkmasın diye. Sanki yasaya, anayasaya uyan var da. Sanki anayasada bu konu düzenlenmemiş gibi. Sanki anayasayı takmayan, uygulamayan kendisi ve işte kendi yargı organları değilmiş gibi. Fakat bunları konuşmanın bir manası yok. Burada maksat ortaya çıktı. Yani olay artık sarayın bilgisi dahilinde ve talimatıyla ve saraydan yazılan bir metinle, birazdan ona da bakacağız, Yargıtay'a dikte edilmiş ve Yargıtay da bunu yapmış. Yargıtay kontrol altında olunca, anayasada tam kontrol sağlanamasa da enteresan 14 üye var. 10'unu Erdoğan atamış. 4'ü Abdullah Gül döneminden kalma. Ama ona rağmen bir karar alamıyorlar. Yani mevcut Anayasa Mahkemesi'ndeki 10 üye Erdoğan'ın ataması. 2014'ten bu tarafa. Yani orada hala bir kontrolü sağlayamamış yani. Bunu söylemiyor da, yani neredeyse bütün üyelerini ben atadım. Zaten önümüzdeki ay 3 üye daha görev süresi dolacak. Başkan dahil, Zühtü Arslan dahil. Onun yerine de yeni atamalar yapacak. Fakat enteresan olan şey şu. Erdoğan yaptığı atamalarla da durumu tersine çevirebiliyor değil. Eğer perde arkasında şöyle dememişse. Yani siz gene bana karşıymış gibi filan şey yapın. Anayasa Mahkemesi'nin maksat burada Anayasa Mahkemesi'nin itibarıyla oynamak, altını boşaltmak. O yönde çalışıyorlar mıdır? O yönde mi böyle kararlar alıyorlardır? Bilmiyoruz. Bunu zaman gösterir, tanıklıklar gösterir. İspat etme şansımız yok. Fakat Yargıtay'ı överken Anayasa Mahkemesi'ni gömdü Erdoğan. Yani Yargıtay'da yüksek mahkeme dedi, AYM yanlışları arka arkaya yapar hale geldi dedi, Yargıtay'ın kararının arkasında durdu, bir kenara itilemez bu karar dedi. Hatta Yargıtay'a öyle arka çıktı ki sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim dedi, bak Yargıtay dedi filan, yani bunu da destekledi. Ve partisinden bazılarının Yargıtay'ı yerip Anayasa Mahkemesi'ni övmesine yanlış yapıyorlar dedi. Bu da danışıklı dövüş olabilir. Hayati Yazıcı'nın tweetini dün ekrana getirmiştik. Başka isimler de vardı. Yani bütün bunların hepsi bir politika da olabilir. Bir kurgu da olabilir. Hani demokrasi var falan demek, dedirtmek için bilemiyoruz. At izi it izine karıştı çünkü Ankara'da. Fakat Erdoğan bu. Yani 29 Şubat 2016 tarihli Hürriyet'in manşetini getirdim size. Bir gün önce 28 Şubat'ta Anayasa Mahkemesi Can Dündar ve Erdem Gül'ün davasına bakmış, hak ihlali var demiş ve tahliyesine hükmetmişti. Ve o zaman da mahkemeler dinledi bunu. Ne yalan söyleyelim, yani gene biraz hukukun kırıntısı vardı ve tahliye oldular. Daha sonra Erdem Gül Adalar Belediye Başkanı oldu. Şimdi Can Dündar da bu tahliyeden birkaç hafta sonra veya bir iki ay sonra neyse yurt dışına çıktı, bir daha da dönmedi. Niye dönsün ki? Çünkü alacaklardı yani. Ben de zannediyorum 29 Şubat 2016, ben de bu tarihten 10 gün sonra çıktım. Çünkü birkaç gün sonra bize kayyım atandıktan sonra da Zaman, Cihan, Aksiyon neyse grubuna kayyım atandı. Meydan Gazetesi'ne şu bu filan geliyordu, gelmekte olan alacaklardı. Ben de zannediyorum 10 Mart 2016 çıkmıştım. Neyse o zaman şey demişti Erdoğan, bu karara uymuyorum, saygıda duymuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar, Erdem Gül kararını. Uymuyorum, saygıda duymuyorum. Yani yeni değil ki. Malzeme bu. Malzeme buydu. Yani bunun üzerinden şu anda 7 yıl, 7,5 yıl geçmiş gibi görünüyor. 8 yıla yaklaşıyoruz. Birkaç ay sonra 8 yılı dolduracak. Durumlarda bir değişiklik yok yani. Fakat enteresan olan, dün bu konudaki görüşünü ekrana getirmiştim. Ceza hukukçusu Profesör Doktor İzzet Özgenç'in Cumhurbaşkanı'na hitaben değerli ağabeyim diyerek bir mektup yazdı. İzzet Özgenç bugün gene sosyal ağlardaki hesabı aracılığıyla bu mektubu size resmi bir sıfat taşımadan, resmi statüye sahip olmadan uzun yıllar hukuk alanında danışmanlığınızı yapan bir kişi olarak kaleme alıyorum dedi. Altını çizdiğim yerler var. Biraz daha yaklaşalım açıklamaya. Anlaşılan o ki dedi, hak ihlali ve yeniden yargılama kararına uyulmamasına dair karar, Yargıtay Başkanlığı postunda oturan kişinin yanı sıra sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir. İzzet Özgenç bu işi diyorsa bu konuları bilebilecek bir insan. Yani diyor ki bilginiz dahilinde Yargıtay böyle bir iş yaptı. Devam. Lafa bakar mısınız? Dün edebini bozmuştu. Yargıtay postunda oturan kişi diyor. Yargıtay Başkanlığı postunda oturan kişi diyor. O kişi şu işte, Yargıtay Başkanlığı postunda oturan, biraz evvel Mehmet Akarca. Şu ortadaki. Tuzluk dedi İzzet Özgenç. Dün, bugün de Yargıtay Başkanlığı postunda oturan kişi dedi. Neyse, etrafınızı saran ve çevrenizde tuttuğunuz hukukçu geçinen çakallar, KC nereden geldi anladınız mı? Bu çakallar, hukukçu geçinen çakallar yüzünden somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalktı. Etrafınızı çakallar sardı, hukukçu geçinen çakallar sardı ve ben de artık size ulaşamıyorum. Ulaşamadığım için de kamuoyuna açık böyle bir mektup yazıyorum. Sizi diyor, anayasanın Cumhurbaşkanı'na yüklediği devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevini yerine getirmeye davet ediyorum. Dün zaten görüşünü söylemişti. Anayasa açıktır, Anayasa Mahkemesi kararları açıktır. Siz de bu noktada anayasanın ve devlet organlarının düzenli uyumlu çalışmasını temin etme olarak size yüklediği görevi yerine getirin diye artık köprüden önce son çıkış uyarılarından birini yapmış. Cumhurbaşkanı da bunu dinleyecekti. Geçelim. Orhan Kemal Cengiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de bilen tecrübeli bir hukukçudur. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruya ilişkin yetkilerinin kısılması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni doğrudan yetkili hale getirir diyor. Çünkü iç hukuk yolları tükenecek. Yani Anayasa Mahkemesi ortadan kalkacak, bireysel başvuru ortadan kalkacak filan neyse. Dolayısıyla iç hukuk yolları da bir kademe daha düşmüş olacak. Dolayısıyla doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, orayı tanıdığınız sürece, Avrupa Konseyi'nde olduğunuz sürece sizi bağlayacak, tabii bağlıyorsa. Seyhan Afşar paylaşmış, AYM'ye gündem diyor. Gündemde AYM'ye yapılan bireysel başvuru hakkının iptal edilmesi var. 2010 referandumuyla gelmişti bu düzenleme. Şimdi gidiyor. Hatta o zaman yetmez ama evet meselesi, işte 2010 referandumu, anayasa referandumu söyleyince işte ya efendim bak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı geldi. Yüksek askeri şuraları yargıya açık hale geldi. İşte eski darbecilerin yargılanmasının önü açıldı falan gibi maddeleri öne sürünce şunu söylüyorlar. Ya onlar havuç. Mühim olan yargının ele geçirilmesiydi. Esasen öyle değildi. Madem havuçtu, verin o zaman o havucu geri. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı gitsin. Yani bundan kimsenin rahatsız olmaması icap eder. Madem öyleydi, madem havuçtu. Öyle değildi. Bilakis o gün yüksek yargıda ki seçimlerde her bir yargıçın veya hakimin bir kişiye üye vermesi esastı. Özellikle HSK, HSYK seçimlerinde dönemin. Fakat bunu Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettirdi. Öyle olunca da listelerin önü açıldı. Sonrası da malum. Yani orada doğru anlatılmıyor kamuoyuna bir takım şeyler. Fakat dedim ya, bir şekilde bir ezber tutturmuş gidiyorlar ve bu da propagandalarının ana unsurlarından biri. Şu anda Türkiye'de siyaset ve medya mahallesinin ana propaganda unsuru 2010 referandumunu etkisizleştirmek ve bugünlerin yoru o zaman açıldı falan demek, dedirtmek, neyse. Ondan dolayı da bu konulara şeyler kapalı. Ne derler? Kulaklar sağır, gözler kapalı. Ben sadece hatırlatmış olup geçeyim. Ömer Murat paylaşmış ki tebrik ediyorum kendisini. Çünkü dün bu konu anayasal bir tartışmayı açmak için, bu konu işte yeni anayasa tartışmasını açmak için yapıldı. Yeni anayasaya zemin açmak için yapıldı ve işte mevcut ekonomik problemler falan yaklaşan seçim dolayısıyla falan unutturulmak için doğru bir öngörüydü. Tebrikler. Ve mühim bir tespit yapmış. Erdoğan niye böyle bir çıkışı yaptı? Diyor ki yani Erdoğan son açıklamalarıyla açıkça kendisini anayasanın üzerinde konumlandırdığını iddia etti. İlan etti. Aynen öyle. Yani duruşa, şeye baktığınızda da yani ben hepsinin üstündeyim. Altımdaki işte enikler cilveleşiyor, tepişiyor. Çok affedersiniz kullandığım laflar için. Ama durum bu, böyle bakıyor. Sadece anayasanın üzerinde değil, anayasaya göre yargılama yapan mahkemenin de kendisinin altında bulunduğunu iddia ediyor. Ve bu yetkiyi kendisine anayasayı değiştirme gücünün verdiğini söylüyor filan falan. Yani kendisi nasıl uygun görürse öyle. Ömer Murat'ın dediği gibi durum bu ve bunun iyi anlaşılması lazım. Mehmet Uçum'un yazdığı, ben dün esasen böyle kenarından geçtim de sonraki dakikalarda, saatlerde dinlenen iddia bu. Yargıtay kararı o kadar üslup tanıdık ki saraydaki bir danışman yazdı. Bu konuşuluyor Ankara'da demiştim. Mehmet Uçum'un yazdığı daha çok üzerinde duruldu. Mehmet Uçum da bunu reddetti. Yalanladı. Yalanlayacak tabii. Kabul edecek hali yok ki. Fakat yani sarayda yazıldığı kesin. Yani Erdoğan'ın açıklamalarıyla da artık yani bu işin sarayda pişirildiği, sarayda yazıldığı, sarayda kaleme alındığı, saraydan dikte edildiği kesin. Ve işin içinde Mehmet Uçum'un olduğu da kesin. Yani anlatmasın. Elbette yalanlayacak. Yalanlasın. Zaten Sedat Bozgurt da onu yazmış. Tecrübeli bir gazetecidir. Ankara'da. Kısaca şunu söyleyeyim. Söylediklerinin hiçbirine inanmayın demiş. Mehmet Uçum'un söylediklerinin hiçbirine inanmayın. Öyleyken öyle. Arzu Yıldız paylaşmış. Ankara'daki güvenlik yargı muhabirlerinden eski. Şimdi Kanada'da yaşıyor. Yargıtay'daki 5 üyeye bravo. En nihayetinde siyasetin değil bir devleti, insanlığı, güvenliği, parayı ve hatta yaşama dair her şeyi bitiren çürümenin yargıda olduğunun farkına varılmasını ve yargının tartışmaya açılmasını sağladıkları için demiş. Haksız mı? Sedat Bozkurt, mesele mecrasından sapmasın, anayasadan kaynaklanan sorun yok. Sorun anayasanın uygulanmaması. Yani yeni anayasayla çözülecek sorun yok. Yeni anayasa da uygulanmayabilir. Öyle zaten. Ne önceki anayasaya, ne değiştirdikleri anayasaya, ne de işte efendim başkanlık rejimiyle getirdikleri anayasaya falan hiçbir de kendileri uymadı ki. Hiçbir maddesine. Doğru dürüst uyulmadı ki yani. Geçelim İYİ Parti'ye. İYİ Parti'de de üst üste istifalar var. En son işte Durmuş Yılmaz İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım diyerek partiden istifasını açıkladı. Hilal Köylü'ye konuşmuş. İYİ Parti kurulurken varmak istediğimiz amaçlarla ilgili tüm beklentilerim sıfırlandı. Türkiye'de yeni sayfa açacaktık. Hesap verebilir, şeffaf olacaktık. Hukukun dışına çıkmayacaktık. Türkiye'deki herkesin, dağdaki çobanın da hakkını, hukukunu koruyacaktık. Olmadı, tam tersi oldu. Her şey çöktü diyor. Evet, mühim bir isim Durmuş Yılmaz, ekonomist, eski Merkez Bankası Başkanı. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan gerçekten politikacılardan, ekonomistlerden biri. Parti daha iktidar olmadan kirlendi. İktidar olunca olacakları düşünmek bile istemiyorum demiş. Gene sosyal ağlarda paylaştığı notunda. Sadece o değil, Bahadır Erdem de istifa etti. Bahadır Erdem profesör, doktor, hukukçu, İYİ Parti'den istifa etti ve 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin her ilden, her bölgeden neyse kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıklaması bunda etkili oldu. Neden İstanbul'da, Ankara'da mevcut adayları desteklemiyoruz diyerek istifa etti. Belli ki başka sıkıntılar da var ama arka arkaya İYİ Parti'de istifalar var. Hatırlarsanız birkaç gün önce İdris Nebi Hatiboğlu, Eskişehir milletvekili, AKP'ye katılmış ve rozetini Erdoğan takmıştı. Yalnızlaşıyor Meral Akşener. İşte en son hançer polemiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap vermişti gruptan falan. Emin olun Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçilemediği için en çok üzgün olan kişi şu anda Meral Akşener'dir. Çok üzgündür, yıkılmıştır. Çünkü Kılıçdaroğlu oradayken kendi pozisyonunda bir şey ifade ediyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu gitti, kendisi ortada kaldı. Bırakamıyor da, çünkü İYİ Parti demek Meral Akşener demek, Meral Akşener demek İYİ Parti demek, yani kendisi de bıraktığında ortada parti diye bir şey kalmayacak. Ama bütün bu sürecin sonunda Akşener ismi de bitti, kirlendi, kurduğu parti ideallerinden uzaklaştı. 17-18 puanlara kadar çıkmıştı İYİ Parti 2 yıl önceki anketlerde, neredeyse baraj sınırına düştü, şimdi onun da altında. Çok acayip. Fakat şu var, mesele İYİ Parti meselesi de değil. Neticede İYİ Parti'deki erime ortada ve İYİ Parti diye bir partinin belki ileride kalmayacağı da görülüyor. Akşener de bırakmalı, çekilmeli ve artık Kılıçdaroğlu'ndan sonra sürecin sorumluluğunu alıp anılarını yazmalı veya torununu sevmeli, her neyse. Artık bu noktadan sonra Akşener'den bir şey olmaz, bir yere de gitmez. Güvenilirliğini yitirmiştir. İnandırıcılıktan uzaktır. Anlattığı her şeyi keser yontar gibi kendine yontuyor. Çok üzgünüm. Yani bundan 6-7 ay evvel böyle düşünmüyordum. Bir umut vardı ve bir altılı masa etrafında o yeşerttikleri umut, güçlendirdikleri inanç, neyse, iktidarı değiştirebiliriz, iktidara gelebiliriz, güçlendirilmiş parlamento falan, hepsini yerle bir ettiler. Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri de daha seçimden önce 3 Mart krizi, hatırlayın, Meral Akşener oldu. Artık hiçbir şey 6 ay önceki gibi değil ve artık Akşener de bırakmalı, gitmeli, daha fazla yıpranmadan. Ama kime ne anlatıyorsun? O bildiğini okumaya devam edecek. Evet. Baksanıza, yani Kılıçdaroğlu bile hala ya işte ben Özgür Özel'in elini kaldıracaktım da Ekrem Edit diye bir hesapta işte efendim ne bileyim daha genel kurulu salonuna gitmeden sanki İmamoğlu'nun talimatıyla bunu yapıyormuşum gibi bir havaya yol açtılar falan. Yani 75 yaşında insanlar yani böyle ergen tavırlarıyla bilemiyor. Yani gerçekten bilemiyoruz. Yani 6-7 ay önceki altılı masa estirdiği rüzgar nerede? Şimdi yerle bir olmuş profiller nerede yani? Başka da bir şey demiyorum. Bakın, yani MİT'in 2017'de Malezya'dan kaçırarak Türkiye'ye getirdiği İsmet Özcelik, cezaevinde zeytin çekirdeklerini delip tesbih yaptığı için 10 ay hapis cezasına çarptırılmış. Denetimli serbestlik hakkına 6 gün kala. Yani içeride tutacaklar ya, mazeret arıyorlar. Sen zeytinden tesbih yaptın deyip bırakmadılar. Yani böyle bir hukuk. Evet, şu anda biz Yargıtay'ı, Anayasa Mahkemesi'ni, işte Erdoğan'ı falan eleştiriyoruz da bu yeni olmuş bir şey değil ki. Hukuk yeni ölmedi ki. Mücella Yapıcı paylaşmış. İlgilisine teyitli bilgi. Artık TC hapishanelerinde siyasi mahkum diye bir kavram yok. Herkes terörist. Sağ teröristler, sol teröristler diye ikiye ayrılıyoruz. Örneğin biz örgütü belirsiz sol teröristiz. Gezi davasında yargılanmış ve bir süre önce tahliye edilmişti. Mücella Yapıcı. Bakın, bunu geçirdiler. Muhalefet diyorum da muhalefet yok. 2-3 gece önce 23.45'te, 7 Kasım gecesi, evet, 23.45'te diledikleri her yere çökme yasasını geçirdiler. Ve bunu da artık ilan ediyor Çevre Şehircilik Bakanı. Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon bağımsız bölüm risk altında diyor. Yani hepsine ben tebligat çıkaracağım ve hepsini diyor istimlak edeceğim. İstimlak ettiği yeri de 90 gün içinde boşaltmanız lazım. Dönelim Gazze'de ateşkes yerine insani aralar veriliyor. Günde 4 saat yetmez. İşte G7 zirvesi toplanmış. Dışişleri Bakanları bir araya gelmişler. Hala ateşkes demiyorlar. İnsani ara diyorlar. Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, Japonya'sı, Kanada'sı vesaire. Ama Birleşmiş Milletler bas bas bağırıyor. Gazze çocuklar için mezarlığa döndü. Her gün yüzlerce kız ve erkek çocuğu ya hayatını kaybediyor ya yaralanıyor. Çok sayıda masumun hayatı karardı demiş AFP muhabiri Rosie Scammell. Gazze'de yerle bir edilmiş AFP, Ajans France Presse bürosunun fotoğrafını çekmiş, paylaşmış Twitter'da. İşler hiç iyiye gitmiyor ve bir ayı geride bıraktı. 7 Ekim, bugün 10 Kasım, bir ay 3 gün oldu. Taş taş üstünde kalmadı Gazze'de ve halen İsrail kara güçleri ilerlemeyi sürdürüyor ve dünyada özellikle batılı devletlerde ateşkes demek yasak. Ateşkes isteyenin başına iş geliyor. Politikada bir mevkisi varsa iktidar muhalefet fark etmez, ona veda etmek zorunda kalıyor. İşçi Partisi'nde İngiltere'de bir milletvekili istifa etti. İşçi Partisi lideri ateşkes istemediği için. Dünya Sağlık Örgütü tarih hepimizi yargılayacak. Tarih hepimizi bu trajediyi sona erdirmek için yaptıklarımızla yargılayacak. Bütün bir nüfus kuşatma ve saldırı altında hayatta kalmak için gerekli olan temel ihtiyaçlara erişim engelleniyor. Evler, sığınaklar, hastaneler, ibadet yerleri bombalanıyor demiş. O arada Türkiye Coca-Cola döküyor. Bülent Bumay çok güzel bir yazı yazmış bugün. İsrail'in çelik ihtiyacının %65'ini karşılamaya devam ediyoruz. Kuzey Irak'tan gelen petrolü limanlarımız üzerinden İsrail'e göndermeye devam ediyoruz ama kola döküyoruz. Starbucks protesto ediliyor. Halbuki Türkiye'deki Starbucks'ların sahibi kuvvetli bir sermaye grubu. Coca-Cola dökülüyor. Üstelik parasını verip aldıkları Coca-Cola'yı döküyorlar. Coca-Cola'nın Türkiye'deki sahibi Anadolu Holding. Peki boykotlardan Coca-Cola etkilendi mi? Geçen hafta İstanbul borsasında %13'lük yükselişle rekor kırdı. Hali pürmelalimiz bu. Gene Atatürk'le bitiriyoruz. Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası yine basın hürriyetidir. Evet, insanların büyük bir kısmı hür yayıncılık istiyor. Hür yayıncılık isterken bunun külfetine dahil olmaya yanaşmıyor. Dün bir çağrıda bulunmuştum. Elinizi taşın altına koyun demiştim ama bir kişi bile gelmedi. Bir kahve ısmarlayan bile yok yani, tabir yerindeyse. Bir kahve. Yani psikolojisi etkilenmesin diye ülke meselelerine mesafeli olanları anlarım. Ama yani başını kuma gömenleri anlamam. Bu yayınların finansörü sizsiniz. Seyirci, bizi izleyenler, bizi takip edenler. Ve bunu yaptığınız sürece bu yayınlar devam edecek. Elinizi taşın altına koyun derken kastettiğim bu. Basın hürriyetinden doğan mazlumların giderilme vasıtası yine basın hürriyetidir. Mustafa Kemal Atatürk bir kere daha saygıyla anıyoruz. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü. İyi hafta sonları, bir sonraki manşette buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.